Evet, Rus oligarklara yönelik yaptırımlar Türk dünyanın gündemi haline geldi diyebiliriz. İşte dün akşam saatlerinde Bodrum Kumbahçe Limanı'nda da hareketli saatler yaşandı. Rus milyarder Roman Abramovich'a ait 140 metre uzunluğundaki Solaris isimli yatı dünkü seyrin sonrası akşam saatlerinde Kumbahçe Limanı'na demirlemiş durumda. Diğer taraftan 164 metre uzunluğundaki Eclipse isimli yatı da şu saat itibariyle Marmaris Limanı'na demirlemiş durumda Roman Abramovich'in. İngiltere'nin Chelsea kulübünün sahibi Roman Abramovich'e yaptırım kararı alınması sonrasında gözler Rus milyarderin farklı bölgelerdeki lüks jetleri ve yatlarına çevrilmişti. İşte 1 milyar dolar değerindeki iki yatı Eclipse ve Solaris akıbeti de merak ediliyordu bu kapsamda. İşte bu iki yüzen saray rotalarını Türkiye kıyılarına çevirmişlerdi ve iki gün süren Akdeniz yolculuğu sonrası Solaris akşam saatlerinde Bodrum Kumbahçe Limanı'na ulaştı ve şu saat itibariyle limandaki demirleyişini sürdürüyor. Tabii yatın bu Bodrum Limanı'nda ne kadar kalacağı konusunda herhangi bir bilgi mevcut değil. Diğer taraftan Marmaris Limanı'nda demirli olan Eclipse de aynı şekilde Türk limanlarında ne kadar kalacakları hakkında bir açıklama yapılmadı. Diğer taraftan Roman Abramovich'in de yatta, her iki yatta bulunup bulunmadığı konusunda herhangi bir bilgi yok. Tabii ki mega yatlar Akdeniz'in mavi sularında dün seyrettikten sonra Türkiye kıyılarına gelmişlerdi. 430 milyon sterlin yeni süper yat Solaris'te bir helikopter iniş yeri, 48 kabin ve 8 güverte bulunuyor. 36 yolcu kapasiteli yatta bir helikopter iniş yeri, yüzme havuzu ve 8 güvertede ek olarak bulunuyor. 460 fit Solaris Buckingham Sarayı'ndan daha büyük bir alanda inşa edildi ve geçen yıl denize indirilmişti. Diğer bir yat Eclipse ise 164 metre uzunluğunda ve onun da gerçekten yüzen sarayı andıran birçok donanımı bulunuyor diyerek sözü Bodrum'dan size bırakalım.